Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kızımdan, yani 2 yaşındaki kızımdan öğrendiğim 2 tane gerçekten güzel günlük hayatın içinden İngilizce kelimeyi paylaşmak istiyorum. Hani bana çok orijinal ve güzel geldi. Size de yarar sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi tabii insana ilginç geliyor. Yani 2 yaşındaki küçük bir çocuktan hangi İngilizce kelimeyi öğrenirsiniz, nasıl öğrenirsiniz? Buradaki aslında temel mesele dilin doğası. Yani dil bir deryadır. Siz Türkçe'de de İngilizce'de de herhangi bir insan ya da hiçbir insan diyelim bir dilin tamamına %100'üne hakim değildir. Mesela herhangi bir İngiliz Amerikalıyı çevirdiğinizde o Cambridge sözlükte, Oxford sözlükte yer alan kelimelerin hepsini size açıklayamaz. Ya da herhangi bir Türkçe konuşan insanı çevirdiğinizde Türkçedeki tüm kelimelere hakim değildir. Herkes bir günlük hayatta kullandığı kelimeleri bilir. İkincisi meslek itibariyle ya da okuduğu, yazdığı şeylerden, dinlediği şeylerden öğrendiği kelimeleri bilir. Mesela siz hayatınızda hiç tarlaya gitmediyseniz, hiç diyelim tarlayla ilgili bir şey okumadıysanız, tarımla ilgili bir şey okumadıysanız, Türkçedeki tarımla alakalı kelimeleri, ne bileyim tırpan nedir, orak nedir belki bilemeyebilirsiniz. Ya da siz hiç diyelim balıkçılıkla uğraşmıyorsanız, farklı balık türlerinin isimlerini bilemeyebilirsiniz. Hepsine balık dersiniz. Halbuki balıkçıya gittiğinizde balıkçı için onların hepsi farklı bir türdür, farklı bir isme sahiptir her biri. Türkçe için de İngilizce için de aynı durum söz konusu. Mesela ben kendi adıma hani o iki tane birazdan sizinle paylaşacağım kelimeyi görünce, kelimeleri görünce anladım ama bu kelimeleri ben nasıl bilmiyormuşum diye hayret ettim ki. Şimdi burada öğrenci arkadaşlarımız biraz umutsuzluğa kapılmasın diye söylüyorum. Neden? Yani seviyeniz çok iyi olsa bile bilmediğiniz bazı kelimeler olacaktır. Mesela ben IELTS Reading sınavında 2 kere 9 üzerinden 9, hani Reading bölümünde direkt 9'a 9, TOEFL'da yani zannedersem 28-30 bandında puanlar gelmişti. Yani 29 diyorum. Yani neredeyse tam yapmış. Hele ki böylesi ileri sınavlarda diyelim tama yakın ya da tam puanlar almış bir insan olarak birazdan paylaşacağım kelimeleri yeni görüyor olmam size garip gelebilir. Şimdi bu kelimeler nedir bakalım. Bu arada ikisini de biliyorsanız yorumlarda yazın ya da bilmiyorsanız birazdan benimle paylaşın. Şimdi arkadaşlar kızımdan öğrendiğim kelimeler wheelbarrow ve rolling pin. Mesela rolling pin neyle alakalı bir kelime? Bu özellikle mutfakla alakalı bir kelime. Kadınlar daha çok biliyor olabilir ya da işte şefler, mutfakla ilgilenen insanlar bu kelimeyi biliyor olabilir. İkinci kelime de wheelbarrow. Bu da daha çiftlik, inşaatla alakalı bir kelime. Şimdi ikisini de birazdan göreceğiz. Ne anlama geliyor bunlara bakacağız. Peki kızım bunları nereden öğrendi derseniz İngilizce izlediği çizgi filmlerden öğrenmiş. Bana mutfakta konuşurken ya da işte bu nesnelerin ismini sorarken söyledi. Şimdi bakalım. İlk kelime. Wheelbarrow kelimesi nedir? Bakalım. Çok basit. Zaten resimden hemen anlayacaksınız. Bakın. Wheelbarrow. Arkadaşlar. Wheelbarrow bildiğiniz bizdeki el arabası demek. Zaten resimlerden de görüyorsunuz. İçinde aynı çiftlik geçen hayvanların olduğu çizgi filmlerde geçen bir kelime. İnşaatla alakalı bağlamlarda da görebilirsiniz. Özellikle inşaat sitelerinde İngilizce bakarsanız wheelbarrow diye resmi görebilirsiniz. Wheelbarrow ne? El arabası. En sade tabiriyle el arabası. Şimdi diğer kelimeye bakalım. İkinci kelime rolling pin. Bakalım rolling pin ne demekmiş? Bu da aslında gayet basit. Yani ne diyeyim mutfakla ilgili olan insanların bilebileceği bir kelime. Hemen bakalım. Rolling pin. Enter'a bastığımda. Evet arkadaşlar. Rolling pin dediğimiz şey de Türkçe'ye merdane olarak da çevrilmiş. Şoklava olarak da çevrilmiş. Bana açıkçası merdane hani şu şekilde merdane çevirisi daha doğru, daha güzel geliyor. Ama oklava olarak da çevrildiğini görebilirsiniz. İki şekilde de çevriliyor. Yani bir tanesi wheelbarrow, bir tanesi rolling pin. Birisi dediğimiz gibi el arabası, diğeri ise ne oklava merdane. Şimdi bunu hani mesela rolling pin kelimesini çevirecek olursanız aslında ne diyor? Rolling hani dönen çubuk. Pini burada çubuk gibi düşünebilirsiniz. Hani pin çubuk, rolling pin hani dönen çubuk. Yani aslında bizdeki oklava merdane dediğimiz şey ne? Aslında dönen bir çubuk. Hani İngilizce'de onu bir açıklama olarak kelimeye çevirmişler. Rolling pin ve wheelbarrow. Evet. Dediğim gibi ben açıkçası bir baba olarak sevindim. Hani kızım da bana bir şeyler öğretti diye. Güzel. Kelimeler de hoş. Dediğim gibi siz bu kelimeleri biliyor muydunuz? Bilmiyor muydunuz? Bilenler, bilmeyenler yorumlarda paylaşsın. Bir bakalım genel durum nedir? Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.